Türkiye-İran ilişkileri çok yönlü incelemeye muhtaç bir konu. Aslında Türkiye'den sonra en büyük Türkiye devlet İran. Bunu hep gözden kaçırıyoruz. Azeriler, Azeri dediğimiz Azerbaycan halkının Türklüğü ile ilgili bir konu bu. Her halükarda biz zaten İslam kardeşliği çerçevesinde de binlerce yıldır birlikte yaşıyoruz. Ayrıca onun dışında bulunduğumuz coğrafya aynı coğrafya. Azerbaycan bugün ikiye bölünmüş olsa da, mezhepleri Şia olsa da, tarihi beraberliklerimiz çok çok eskilere dayanıyor. Özellikle Kuzey Azerbaycan'ın, yani bugünkü Azerbaycan Devleti'nin doğuşunda Osmanlı'dan giden paşaların birinci derecede etkili olduklarını da biliyoruz. Böyle bir tarihi arka plan var. Öbür yandan Türkiye hem İslam Konferansı'nda beraber hem de mesela D8 ülkeler içinde birlikteyiz. D8 ülkeleri doğumuzda kalan 3 blok var. Bunlardan bir tanesi Malay bloku. Malay blokunun merkezinde de Endonezya ve Malezya yer alıyor. Bir tanesi Hint bloku. Orada da Bangladeş ve Pakistan yer alıyor. Ondan hemen sonra İran geliyor. Yani D8 ülkelerinden 5 tanesi bizim doğumuzda bulunuyor. 2 tanesi de Afrika'da, Mısır ve Nijerya. Nirengi noktası da, tepe noktası da Türkiye'den geçiyor. Dolayısıyla İran bugün için D8 penceresinden baktığınızda doğumuzdaki en önemli 3 bloktan birini meydana getiriyor ve Şia özelliğiyle de ayrıca başka bir anlamı var. Tabii Şia koridoruna baktığınızda Irak ve Suriye'deki Şii nüfusu itibariyle Türkiye'nin doğu ve güney kanadı tamamen Şiilerden oluşuyor. Yani İran'ı kendi içindeki o tarihi yönüyle incelemek ayrı bir şey. Mesela biz İran konusunda halkın kafasında daha çok bir Timur imaj var. Oysa Timur Özbekistan'da, Türkiye'de Fatih'e nasıl kadar itibar edilirse orada da Timur'a büyük bir itibar vardır. Timur'un kimliği hakkında da çok fazla bilgimiz yok. Yani bu Sasaniler, Persler, bugün Farisileri anlamak için hem tarihe bakmak gerekiyor, hem bugüne bakmak gerekiyor, hem de geleceğe bakmak gerekiyor. Mesela İran'la daha önceki, yani Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki gelişmelere bakacak olursak, biz Sento diye bir ittifak vardı. Türkiye, İran, Pakistan ya da işte Bağdat Paktı denilen bir pakt vardı. Orada İngiltere ve Amerika gözlemciydi. Yani onlar da bu işin içindeydiler. Bir de RCD, Bölgesel Kalkınma İşbirliği Konferansı vardı. Yani bizim İran'la ilişkimizin bir Osmanlı, bir daha eski Selçuklu'ya giden, daha öncesine uzanan tarihi bir arka planı var. Bugün için, bugüne gelirken RCD-Sento ilişkisini tekrar hatırlayabiliriz. Bağdat Paktı konusunu hatırlayabiliriz. Ayrıca D8 ülkeleri içerisinde de özel bir yeri olduğunu İran'ın görmemiz gerekiyor. İran'ın yine çok antik çağlara ilişkin bizim açımızdan önemli bir yanı hem İpek yolu üzerindeydi hem de baharat yolu üzerindeydi. Yani Çin koridoru da Hazar'ın alt yakasından geçerek İran üzerinden Anadolu'ya geliyordu. Baharat yolu, Hindistan koridoru da yine aynı şekilde Türkiye'nin bugünkü Anadolu coğrafyasının üzerinden geçiyordu. Böyle köklü bir tarihi geçmişimiz var İran'la. Ama bugün de bir takım sorunlarımız var. İşte İslam Konferansı içinde sorunlarımız var. Suriye ilişkileri açısından sorunlarımız var.
İran'la doğrudan Türkiye'nin yaşadığı bir takım sorunlar var. En son olarak da Azerbaycan-Karabağ konusunda Türkiye ile İran arasında bir ihtilaf ortaya çıktı. Ve bu bugüne de damgasını vuruyor. Ama ben olayları böyle çok spontan, tek noktasal açıdan baktığımızda hem İran açısından hem Türkiye açısından kibriti gözümüze çok yaklaştırınca arkasında bir ormanı kaybettiğimizi düşünüyorum. İran'ı yakından görmek gerekiyor. İran hem nüfus olarak hem coğrafya olarak Türkiye'den daha büyük. Yani bunu bir kenara not edelim. İran'da en büyük sosyolojik topluluk Azerbaycan. Bunu da görelim. Yani İran'ın uzun soluklu bir Türkiye karşıtlığı mümkün değil. Bu kendine zarar verir. En çok kendisine zarar verir. Ne yazık ki tabii o İran meselesi, Şiilik meselesi çok öne çıkartılınca İran Azerbaycan'ı ile olan ilişkilerde bundan ister istemez etkileniyor. Hem Türkiye'deki laik politikalar da bu açıdan sorun teşkil etti. Laikliğin koruyucusu gözüken Türkiye'deki Alevi kesim Sünnilerden daha fazla İran'a karşı. Yani bunu da irtica ile ya da şeriatla tabii açıklıyorlar. Bunu da görmemiz gerekiyor. Öte yandan İran'ı bir bütün olarak da görmemek gerekiyor. İran'da kimler var? Azeriler var, Belüçler var, Afganistan, Pakistan'da sınır olan ve daha çok göçebe hayat yaşayan, İran rejiminin etkisi de pek üstlerinde gözükmeyen, özel bir statüde bir Belucistan var. Onu görmemiz gerekiyor. Bir Huzistan var. Körfez etrafındaki şehirlerde yaşayan Arap Şiası. Bunlar kumdan çok Necef'e, yani Kerbela'ya, yani Irak Şiası'na, yani Arap Şiası'na daha yakın olan bir Huzistan bölgesi var. Ayrıca bir Kürdistan var. Bir de Farisiler var. Onun dışında Peştunlar var, başka Türk toplulukları var. Ama belli başlı bu beş grubu zikretmemiz gerekir. Onun ötesinde tabii bu kocaman bir ülke. Burada halkın mücahitleri var, o sosyalistler, Tudeh'ten gelen sosyalist bir gelenek var. Fars milliyetçileri var. Yani çok farklı devrim muhafızları var özellikle. İran devriminden sonra ortaya çıkan ve onun etkisi altındaki bugünkü yeni yönetim ve yeni burjuva. Çünkü bu yönetim döneminde servet ve güç sahibi olan bir takım oligark unsurlar ortaya çıktı ki işte bu kum etrafında toplanan mollalar burada. Bir devrimci kadro var, bir iktidar var. İktidarda işte parlamento var, cumhurbaşkanı var, başbakan var. Bunlar kendi aralarında da çatışabiliyor. Bir merci taklit dedikleri Şia'yı temsil eden bir ayrıca bir yapı var. Bu da mesela Irak Şiası'yla ayrı bir sorun bu. Onun dışında da çok güçlü bir bazar dedikleri ekonomik altyapı oluşturan sosyolojik bir topluluk var ki daha önce Rafsanjani döneminde önemli bir yapı ortaya çıktı ve bunların büyük bir kısmı da Azerilerden oluşuyor. İran'la Türkiye arasında bu benzerlikler ve farklılıklar sebebiyle kısa sürede her zaman sorun olabilir. Orta vadede bu sorunlar şekil değiştirebilir. Bunlar tamamen konjonktüre bağlıdır. Uzun vadede ise çatışmanın kimseye fayda sağlamayacağını her iki tarafın da görmesi gerekiyor. Her iki tarafın sadece siyasal ilişkilerle bu sorunu, var olan sorunları çözemeyeceklerini de bilmemiz gerekiyor. Burada sivil toplumun, siyaset yanında iş dünyasının ve özellikle de hem akademik çevrelerin, sanat meslek örgütlerinin, diğer sivil aktörlerin daha çok bir araya gelmeleri gerekiyor. İran sineması mesela önemlidir. Türkiye ile İran arasında ortak film çalışmaları
ya da bilişim alanında ortak bir takım yatırımlar, projeler bizi birbirimize daha çok yaklaştırabilir diye düşünüyorum. Yanlış anlamaların önüne geçebiliriz. Burada en çok ideolojik ve politik sorunlar öne çıkıyor. Oysa İran'da petrol var ve Türkiye'nin de petrole ihtiyacı var. Türkiye'de sanayi ürünleri var ve İran ihtiyaç duyduğu birçok şey var. Yani bu iki ülke çatışarak değil, yani birbirine rağmen değil. Ama birlikte bölgede daha güçlü, daha mutlu, başka ülkeler içinde lokomotif bir işbirliği merkezi olarak değer kazanabilir diye düşünüyorum.